benim kafamda yani birçok soru işareti var bu konuyla ilgili. Yani neden işte daha önce kendilerine yani hükümetin kendisine yakın olan bir gruptan bahsediyoruz. Yani Abi ne sanmayın yakın ya, ki iç içe. Ne yakın, iç iç içe. içe. Yani sanmayın ki değerli izleyiciler hani böyle işte bunlar hükümetle alakası yoktu. Kendi kendine iş yapan bir gruptu. Hayır. Yani BİM deyip geçmemek lazım. BİM Türkiye'nin önde gelen Nakşibendi cemaatlerinden Erenköy cemaatinin en önemli ayağı Topbaş ailesi var. Topbaş ailesinin sahip olduğu ve bu aile olarak da uzun zamandır Erdoğan'la yakın olan bir cemaatin bu BİM. Bunu bir bilelim yani. Ne oldu da şimdi tartışıyorlar? Yine altını çiziyorum. Erdoğan Bahçeli kadar, Erdoğan Bahçeli'ye yakın isimler kadar tepki vermedi BİM'e. Vermedi, vermez, veremez. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak ben bu olaylar olunca üç tane senaryo üzerine kafa patlattım. Bir, herkesin bildiği ya iktidar enflasyon altında kaldı. Geçen yıl Eylül ayında %19 olan enflasyonu faiz indirimiyle faiz sebep enflasyon sonuçtur hikayesiyle yola çıktığında bugün itibariyle açıklanan %84,4'lük enflasyon oranıyla milleti perişan ettiği için bir günah keçisi arıyor. Birinci senaryo bu. Bu zaten bildiğimiz bir hikaye, sık sık yapılır. İkinci senaryo. Ferit, onun da kafa yordum onun üzerinde de. Ortada ciddi bir paylaşım kavgası mı var? Çünkü bilmediğimiz şeyler değil. Bu paylaşım kavgasının arka planlarını maalesef biliyoruz. Zamanı geldiğinde de bildiğimizi belgeli bir şekilde, şahitli bir şekilde muhataplarını da işaret edecek şekilde konuşacağız. Şimdi söylemeye çalıştığım şu. BİM dediğimiz mağaza Mustafa Latip Topbaş ve Cüneyt Zapsular, yani dikkat edin bu isimlere, birisine Sayın Cumhurbaşkanı abi diye hitap ediyor. Abi, abi diye hitap ediyor. Urla villaları konusunda Çevre Koruma Kurulu'nu sit alanı konusundaki zorluklarını aşmak için konuşmalarını daha dün gibi hatırlıyoruz. Veya kızı Sümeyye Amerika'da okurken ona işte şu kadar para gönderilecek, şu kadar para aktarılması gerekiyor konuşmalarına şahit olduğumuz bir yakınlıktan bahsediyoruz. Hikaye şöyle başlıyor. 26 şubeli bir market girişiminden başlayan bir hikaye. Bugün itibariyle ver o tabloyu. 11 bin küsür markete ulaşmış, 11 bin 302'ye ulaşmış bir devasa bir sermaye imparatorluğundan bahsediyoruz. A1 de 11 binin üzerinde, Şok da 10 binin üzerinde ama A101 biliyorsunuz ki borsaya kote değil. Şok kimin? Murat Ülker'in, Ülker grubunun. Evet. Şimdi Murat Ülker burada BİM'le hükümete veya selam çakmak istedikleri çevrelere selam çakmak için BİM'in CEO'suna ve onun temsil ettiği derneğe protesto çekerek bu başkan kaldığı sürece kim o? Galip Aykaç. Biz dernek faaliyetlerine katılmıyoruz ve onu istifaya davet ediyoruz diye bir yerlere selam çaktı. Şimdi Murat Ülker'e de işaret edeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın ismiyle söylüyorum. Vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde bizatihi şahit olduğum kulislerde konuştuğu bilgileri bu beyefendi böyle 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 konuştu ve mallarının kendi girişimi olan, kendi sermaye girişimi ve teşebbüs gücüyle yaptığı işlerden birilerinin pay istemesinden bıktım, usandım, bu ülkeyi terk ediyorum demişti. İsimler vermiyorum farkındaysan. Şimdi bu tür muamellere muhatap olan birileri şimdi bir yerlere selam çakıp birbirleriyle ihtilafa düşüyorlar. Yani yine mi siyasetin görünmeyen yüzleri Görünmeyen devreye girip bir birilerine dakika selam kardeş çakıyoruz. bana da Oraya vereceksin selam diyor. çakıyoruz. Şimdi oraya selam çakıyoruz ki bak ben bu Nakşibendi tarikatının Erenköy cemaatinin sermayesinin ne kadar büyüdüğü 11 bin mağazaya 100 bine yakın çalışana sermaye şeye borsadaki piyasa değerinin 80 milyara ulaşmış bir yapıyla benim alakam yok. Beni meşruiyet çizgisinin dışında saymayın.
Ben bu düzenin, bu sistemin, bu statükonun parçasıyım. Bunları da sevmiyorum diye bir yerlere selam çaktı. Ama hiç kimse unutmasın ki bak, yani burada başımı belaya sokacak laflar da ettiğimi farkındayım ama Ferit, biz vatandaş olarak bu ülkenin evlatları olarak bunları konuşmamız lazım. Gerçekten konuşmamız lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi değil değerli izleyiciler. Hiçbir şimdi, şey bize anlatıldığı gibi değil. Recep Tayyip Erdoğan 2016'dan sonra bu siyasetin görünür ve görünmez aktörlerinden oluşan koalisyonun başına geçmeyi kabul etti. Sokaklardan, Kasımpaşa'dan gelen itilmiş ve kakılmışların, ötekilerin temsilcisi, yasakları, yolsuzlukları, yoksullukları önlemek üzere gelenler statükonun parçası olup bu koalisyonun başına geçtiler. Şimdi o koalisyonun dediklerini yapmak zorunda, sessiz kalsa bile, abisi olsa bile, kim? Mustafa Latif Topbaş, abisi, abi diye hitap ettiği birisi, kendisi söylüyor. Benim 40 yıllık dostum, kızının burs işlerini bile konuşacak kadar yakın, villa komşuluğu yapacak kadar, ortak villa inşa edecek kadar iç içeler. Bak kaçıranlar ama, vardır. Bir daha altını çiziyorum. Doğru anlaşılsın. Bahsettiği kişi Rubel abinin BİM'in sahibi. Yönetim kurulu başkanı ve sahibi. Evet. Ortada bir Galip Aykaç denen bir acemi çıktı, konuştu ve linç edildi. Farkında mısın? Bu Galip Aykaç'ı veya BİM'i linç edenler Mustafa Latif Topbaş'ın ismini zikretmiyorlar bile. Kamufle ediyorlar. Tabii tabii. Onu konuşmuyorlar bile. Kim bunlar? Şimdi bu Fethullahçılarla araları iyi mi değil mi? O konuda çok derin olmasa da ufak bir şeye baktığımızda şunu görüyoruz. Ona yakın Mali Babacan'a destek veriyorlar. Yok, hayır, şunu söyleyeceğim. 17-25 Aralık zamanında Erdoğan'a destek verip Erdoğan'ın yanında olmuş bir cemaat, Erenköy cemaati. Yani en azından bu bir ipucu olduğu için Fethullahçılarla aynı kafada olmadığını biliyoruz tabii. Diğer taraftan bu Erenköy cemaatinin çok devletin içinde de pek hani adamlarının ya da devlete personel yerleştirme gibi durumlarının pek olmadığını, bunlar hep ticaret işindelermiş. Bunlar sermayede büyüyorlar. Ama Fethullahçılar direkt devletin içinde oldukları için hani bayağı farkları var. Hani bunu söyleyen MHP kanadı söylüyor bunu. Hani neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum, Fethullahçı diye şeye, BİM'e. Yani şimdi tabii MHP adına MHP'lilerin doğrudan söylediğini düşünmüyorum da. Ben yok, sadece şey ya, Devlet Bey dedi ya, araştırırsın. Devlet Bey dediyse dün birisi Devlet Bey'i savunurken şöyle bir şey anlatıyordu sosyal medyada. Orada şaşırdım. Çünkü Devlet Bey'le şahsen tanışırım. Yani onu da söylemek durumundayım. Bu fikri savunanlar dün sosyal medyada bir video yayınladılar. Yahu bire densiz dedi. Sen ulul emre itaat ne demektir bunu bile bilmiyor musun dedi. Kime sesleniyorlar biliyor musun? Galip Aykaç'a. Ve izah şu Ferit, bütün herkes ibret-i alem olsun diye dinlesin bu söyleyeceklerimi. Ulul emre itaat şu demektir. Aklımıza uygun olan emirlerde zaten ulul emre itaat etmiş olmayız. Onlar aklımıza uygunsa zaten, aklımıza uygun olduğu için biz de uyarız onlara. Esas olan ulul emre itaat, aklımıza yatmayan konularda itaat etmektir ve bir bildiği var diyebilmektir. Yani duydun mu Ferit Bey? Bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır diye itaat ediyorsan ulul emre itaat kavramından haberdarsın demektir. Sen bire gafil diyor. Ulul emre itaat kavramını da mı duymadın? İşte Türkiye'deki, bu coğrafyadaki, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasındaki problemimiz şudur. Ulul emre itaatin Allah'ın emri olduğunu, farz olduğunu kabul ederek kitlelerin kandırılmasının dini, fikri ve manevi gerekçesi bunlardan üretiliyor. Reklam pastasından paylarımızı iyi verdiler mi, vermediler mi? Dikkat! Reklam pastası. Onu da unutmayalım. Bu yandaş medyanın bir de zorla, şantajla reklam toplama dümenleri var. Bunları bir tarafa bıraktık, ben başka bir kapı açtım. Farkında mısın ne dediğimi? Onu öyle bak şeyler kaçıyor. Ben de açık açık izleyicimiz için merak edenler vardı. Kaçtığı için sen şimdi güzel gülüyorsun da isim vermeyince şey kaçıyor yani.
Yani iddia o ki işte Albayrak grubuna, hükümete yakın biliyorsunuz grubuna şeyin bu BİM'in A101'in şok bunların gerekli seviyede miktarda para anlamında tabii ki reklamı vermediğinden dolayı. Bu bir iddiaydı sadece. Rubler'in bahsettiği. Ben daha açık söylüyorum. Evet. Yani şimdi ama Milli Gazete'de, Milli Gazete'de alay ediyordu. Kimle? Galip Aykaç'la. Hem ağlarım hem giderim hesabı, gelin hesabı vardır ya, hem ağlarım hem giderim. Bunlar da hem bağırıp çağırıyorlar hem de reklamları oralara yığmaya, dağıtmaya devam ediyorlar diye Milli Gazete'de bunları eleştiriyordu. Farkındaysan arkada reklam pastası evet, konumuz var. Paylaşım, genel paylaşım konusu var. Kardeşim 26 mağazadan 11 bin küsüre çıkmışsın. Hani bizim payımız diyen birileri vardır. Duyuyor musun Ferit? Vardır. Bunları da sayıyorum ama daha gür sesler siyasetin görünmez aktörlerinden geldiği için, onların sözcülerinden geldiği için meselenin bir rejim için, sistem için, statüko için bir güvenlik, bir beka tehdidi olarak algılandığı, bu şekilde kamuoyuna yansıtılmak istendiği gibi bir üçüncü senaryoyu ben kamuoyunun gündemine getiriyorum. Barış Terkoğlu da bir yazı yazdı bu konuyla ilgili, araştırma yaptı. Yazısında alıntılıyorum. Diyor ki top başları, yani BİM'in sahibi olan top başları yakından tanıyan biri şunu söyledi diyor. Aile ile reisin, yani aile ile Erdoğan'ın diyor, aile ile reisin arasında hiçbir sorun yok. Hatta kısa süre önce Mustafa Topbaş Cumhurbaşkanı ile görüştü. Birileri bize kafayı takmış görünüyor demiş bir yakınları. Ve bizim burada söylediğimizi aslında teyit ediyor da bu yazı. O birilerini anlatıyoruz biz, o birilerini. İşte biz de şu anda kim bu birileri? Kim kafaya takar bu marketleri ve neden? Neden? İşin arkasında tamam hayat pahalılığı, tamam etiket fiyatları, hepsinin farklı. Günah keçisi falan filan onları anladık. Ama yani o birilerine. Varsa bir soru, şimdi bazen görüyorum bazı izleyicilerimizi, AK Parti'ye yakın olanlar hep bizi şey eleştirenler olabiliyor. İşte ya Allah aşkına siz kimin tarafındasınız? Hayat pahalılığının mı, vatandaşın mı, devletin mi? Ya konu ya o değil. Kardeş, gözünüzü seveyim yapmayın. Evet, konu o değil, konu başka. Konu sorgulama işi biraz yani. Onun için oradan bir çık. Oradan çıkarsan bak rahatlayacaksın. Sorgulamaya başlayacaksın mevzu. Yoksa bana ne marketten, bana ne BİM'den ne oluyor? Ben yani zamanında hep beraberlerdi. Hep beraber iş yapıyorlardı. İşte söyledik işte. Beraber ya. Yani bu kadar sayıdaki marketi BİM nasıl kurdu zannediyorsun? İzin verirler mi adama yani? Nasıl kurdu? Benim bir teorim vardır biliyorsun. Bu coğrafyada kamu kaynaklarına, kamu imtiyazlarına dayanmaksızın servet sahibi, zenginlik sahibi, gelir sahibi olabilmek mümkün değildir. Bu coğrafyada kimse şahsi bilgi ve becerisiyle, teknolojik gelişimle, yüksek katma değerli ürün üretimiyle kimse zengin olamaz. Bu ülkede zenginliğin tek kaynağı kamu kaynaklarını sevk, idare eden, paylaştıran muktedirlere yanaşma olmak. Rubil abi bak güzel bir yere girdin. Tabii siyasetin görünmeyen aktörleri diyoruz ya, siyasetin görünmeyen aktörleri devreye giriyorlar. Artık ben de varım diyorlar birilerine. Bir dakika dur, hop orada dur diyor ve artık ben de varım diyor aslında. Ve bu yeni bir şey değil biliyor musunuz? Yani çok şu iyi. Anda BİM kavgası gündeme geldi ama bu aslında yıllardan beri bu çekişme var. Yani birileri birilerinden bir şeyler istiyor, zorluyor. Olmayınca da şiddet, sert söylemlere gidebiliyorlar. Ve bakın demin o bahsettiğim yazıda bir bölüm daha var. Bu cemaatle ilgili. Erenköy cemaati, yani BİM'in sahiplerinin sahiplerinden birisi de o yazıda şöyle söylüyor. 2019 yılında Pelikancılar ile BİM arasındaki kavgayı hatırlatıyor. 2019 yıl. BİM ile Pelikancılar. O yılın Mart ayında Sabah, A Haber gibi yayınlar BİM'i hedef almıştı. BİM için fırsatçı, milletin cebine göz diktiler gibi ifadeler kullanmıştı. BİM sert yanıt vermiş. Bak ki o zaman da BİM sert yanıt vermiş. Bak, hala demek adamlar, hani yeni değil bu sert çıkışları adamların aslında. BİM sert yanıt vermiş, yargı sürecini başlatacağını söylemişti. O dönem BİM
Serhat Albayrak'ın yönettiği grubun beklediği reklamı BİM'den alamadığı için aleyhlerinde yayın yaptığını söylemişti. Cemaatten konuştuğum isimler Topbaşların, yani sahibinin BİM'in, Sabah grubunu Erdoğan'a şikayet ettiğini, Erdoğan'ın ikazı ile BİM karşıtı yayınların bitirildiğini söyledi. İşte anlıyorsunuz değil mi? Erdoğan'ın Devlet Bahçeli kadar yüklenmemesinin altında bu yatıyor. Çünkü tanıyor Erdoğan. Aile olarak tanıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıyor bu cemaati. Peki niye bu kampanyayı durduramıyor? İşte o zamanki Erdoğan'la şu anki Erdoğan'ın arasındaki güç farkı mı diyelim? Bilmiyorum. Şu an hani artık bunu atıyorum. Hayır. Koalisyon farkı. Artık Erdoğan siyasetin görünür aktörleri ve görünmez aktörleriyle ve farklı unsurlarla bir koalisyon yapmış olduğu için o koalisyonu da diğer ortaklar açısından bu koalisyonu da en elverişli bir şekilde temsil eden, halkta karşılığı olan bir politikacı, bir cumhurbaşkanı olduğu için, o da bu koalisyondaki rolünü benimsediği için, hop ne oluyor ya, benim abi dediğim, benim 40 yıllık dostum dediğim, villa komşum olan, kızımın burs işleriyle uğraşan birine bu kadar da yüklenilir mi demiyor ama üzerine de gitmiyor. Belli ki Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu işleri suhuletle idare edecek, kotaracak. Ayın 7'sinde Rekabet Kurumu'nda bunların sözlü savunmaları var. 15 gün içinde de sembolik olarak bir para cezası, idari para cezası çıkar. Abi idare et, vaziyet hassas filan diye de bir teselli cümlesiyle konuyu kapatırız. Ferit, kapatırız. Ama Recep Tayyip Erdoğan artık Kasımpaşa'nın sokaklarından itilmişlerin, kakılmışların, ötekilerin, çevrenin, kenarın temsilcisi bir siyasetçi, bir politikacı değildir. Artık müesses nizamın oluşturduğu koalisyonun liderliğini yapmaktadır. Dolayısıyla en elverişli koalisyon liderliği de ona ait olduğu için bu vaziyeti bu şekilde götürmeye devam edecekler. Şu söylediğim lafların sıkıntıya yol açacağını bilmeme rağmen söylemeye devam ediyorum ben. Ya olur mu Rubi'ler? Bizim görev tabii sıkıntı olur. Her zaman oluyor. Alıştık artık yani. Biz izleyicilerimizi bilgilendirmekle görevliyiz. Mesleğimizi buna göre yapıyoruz. Sen de sağ ol. Çok güzel yorumlar yapıyorsun. Ne olacaksa olsun. Ne var ya? Mesleğimizi de mi yapmayalım yani? Araştırıyoruz, ediyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. Yapacak bir şey yok. O zaman farkımız olmaz diğerlerinden yani. Onun için bunları aktarmamız lazım izleyicilerimize. Ya kapattın abi diyelim. Şimdi ben şu soruyu sormayacağım. Ne kapatması ya? Neyi kapatıyoruz abi? Abicim hisse, bu şirketlerin hissesi ne olacak? Kim bunlara yönetecek bunları? Hani diyelim şu an işte borsası çöküyor, hisseler çöküyor. Bunlara, o zaman ben de şunu söylerim. Bunlara ne olacak abi ya? Bunların bu marketlerin, bu mallar, bu mallara kim, işte malların kim sahibi olacak yani sonra? Öyle bir şey var mı, öyle bir? Ya dördüncü ihtimal o zaman. Dördüncü ihtimal. Bu operasyonları yapanlar borsa operasyonuyla birlikte düşünmek lazım bunları. Yani ne dedim? Bir farkında mısın? 80 milyarlık değerin 50 milyara düşmüş olması demek birilerinin aradaki 30 milyarla oynadıkları anlamına gelir. Hadi bakalım. Töhmetse töhmet. Kalkın bakalım bu işin içinden. Hadi. Ya. 80 milyar, bak 175 ile 117'yi bir mukayese edin. Piyasa değerinin 80 milyar olduğunu bir orantılayın. Aradaki fark 30-35 milyar. Ben de o zaman derim ki bu operasyonu, bu kadar şamatayı, bu kadar sözcüleri, bu kadar tetikçileri, bu kadar tehditleri, mezar gösterilerini, bu rantı paylaşmak için yapıyorsunuz desem ne diyeceksiniz? Hadi bakalım, buyurun. Ben o soruyu sordum işte, artık izleyicimiz baksın ya, ne olacak yani? Kim devam ettirecek, kim geçecek? Hisseler ne olacak? Böyle bir şey yapamaz, kimse yapamaz. Ve bir şey söyleyeyim, ayıptır ya gerçekten. Bunlar 20 yıl boyunca gerçekten rekabete aykırı tekel haline geldilerse ben mi yaptım ya? Siz yaptınız bunları. Söylüyorum, 2000 mağazadan 60 bin mağazaya siz çıkardınız. Neden bahsediyorsunuz? Niye bizden alay ediyorsunuz? Aklımızla, zekamızla alay ediyorsunuz bizi. 2000 sayısı 60 bine nasıl çıktı? Bu nasıl bir devasa imparatorluk? Şimdi bu paraları, bu büyüklüğü birileri kendileri için tehdit sayıyorlar. Siyasiler mi?
menfaatlerinin yerine getirilmediğini iddia edenler mi, müesses nizamın sahipleri mi, alternatif bir güç merkezi oluşmasın diye kaygı gözetenler mi, vaktiyle Mustafa Koç'un karısıyla kiminle evleneceğini bile gündem konusu yapmaya çalışan karanlık adamlar mı? Duydun mu ne dediğimi Ferit? Dolayısıyla kimse bunları yapamaz. Eğer biz adam gibi medeni bir devlet olacaksak ve bir tarif yapıyorum. Kendisini vatansever, milliyetçi sayan herkes, Türk insanının, bu coğrafyada yaşayan insanların hukuk içinde medeni, onurlu, gelişmiş, refahtan pay almış insanlar olmasına gayret etmiyorsa bu kavramları sakın kullanmasın kimse. Kimse vatan, millet, Sakarya, hamaset edebiyatıyla vatanseverlik, milliyetçilik yapmasın. İnsana yönelmemiş, insanın refahına, insanın onuruna, insanın medeni bir gelecek tasavvuruna yönelmemiş bu duyguları kimse kullanmasın lütfen. Haksızlık etmesinler, bu kavramların içini de boşaltmasınlar.